Teknoloji Kutusu'na herkese merhaba. Bugün telefon veya tablet incelemeyeceğiz. Daha farklı bir ürünle karşınızdayız. Karşınızda Kingston'ın yeni ürünü Ultimate GT var. Bu ürün bir USB hafıza. Şimdi kutu açılışını yapacağız önce. Bu cihazın en büyük özelliği dev kapasitesi. Minik bir cihaz olmasına rağmen sunduğu devasa kapasite. Bakalım yakından inceleyelim nasıl bir cihaz. Evet, kutumuz bu şekilde, özel bir kutuyla geliyor. Gördüğünüz gibi cihazın yazma ve okuma hızları burada. Okuma hızı 300 MB bölü saniye, yazma hızı da 200 MB bölü saniye. Ve toplam kapasite gördüğünüz gibi 2 TB. USB 3.1 jenerasyonu ara birim olarak kullanıyor. Cihazın kutu açılışını da yapalım bu şekilde. Evet, USB'miz bu. USB ucunu korumak için şu şekilde kilitleniyor. Bu şekilde de tekrar açılıyor. Kullanacağınız zaman böyle açıyorsunuz yani. Dış kaplaması da gayet sağlam alüminyum kaplama ve dış darbelere karşı dayanıklı. 2 TB gibi dev bir kapasitesi var. Yani 2000 GB'dan bahsediyoruz. 2000 GB olmasına rağmen bu kadar minik bir cihazın içine yani girmesi gerçekten oldukça ürünü diğerlerinden farklı bir hale getiriyor. Az sonra fiyatına da geleceğiz tabii ki ama önce isterseniz disk hafızamızı bir bilgisayara takalım. USB'yi taktık, şimdi ışığı da yanmaya başladı zaten. Hemen de bilgisayar zaten tanıyor, özellikle Windows 10 sürümlerinde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Hemen Kingston klasörünü açıyoruz ve işte evet. Toplam kapasiteye bakalım isterseniz sağ tıklayarak. Evet. Şu an gördüğünüz gibi yani toplamda 2 TB'lık bir alanımız var. Şöyle söyleyebiliriz, 70 saatlik 4K görüntüyü kaydedebiliyor. Bu çok önemli aslında. Özellikle 4K görüntülerle uğraşanlar için biçim bir kaptan diyebiliriz. Şimdi 4.5 GB'lık bir klasörü USB hafızaya taşıyacağız. Bakalım ne kadar sürede yapacak. Evet, kopyalıyoruz. Kingston'ı seçtik. Evet. Ve yapıştıra basıyoruz. Evet. Detay'a bakalım. Yazma hızı şu an 150-160'larda, zaten ortalama verilen bir rakamda 200 megabayt bölü saniye. Ortalama da genellikle ölçülüyor. Tabii ki bilgisayarın işlemcisinin kullanımı vesaire bunlar da tabii ki veri aktarım performansını etkiliyor. Aktarım hızı tamamlandı. 4.5 GB'lık dev klasörü 1-1.5 dakika gibi bir sürede tamamladık. Ve açıkçası gayet başarılı. Performans olarak baktığımız zaman zaten ortalamada saniyede 200 MB bölü saniye yazma hızı var. Ve dolayısıyla biz 50-100 arasında bir hız gördük. Bu tamamen cihazın performansla alakalı bir şey tabii ki, etkileyebiliyor bazı faktörler. Ama hız anlamında gayet başarılı diyebiliriz ürün için. Ürünün fiyatına gelince tabii ürünün fiyatı biraz tuzlu. 2 TB'lık sürümünün fiyatı Türkiye'de 7000 TL seviyelerine satılıyor. Gerçekten de ihtiyacı olanlara yönelik bir ürün diyebiliriz.